Karşımızda ilginç bir durum var. Ekranda 4 cm yüksekliğinde koni şeklinde bir kap görüyorsunuz. Kabın üst kısmının çapı da 4 cm ve bu kabın içine su dolduruyoruz. Suyu doldurma hızımız ise saniyede 1 cm küp. Şu anda suyun yüksekliği 2 cm. Evet kabın tabanından şu noktaya kadar olan yükseklik 2 cm. Sizden bulmanız istediğim şey e, suyun hangi hızla dolduğunu biliyoruz. Evet tam bu anda yani suyun saniyede 1 santimetre küplük bir hızla dolduğu ve yüksekliğinin de 2 santimetre olduğu anda suyun yüksekliğinin değişim hızı ya da oranı nedir? Evet sizden bu yüksekliğin hangi oranda değiştiğini bulmanızı istiyorum. Yüksekliğin 2 santimetre olduğunu biliyoruz ama nasıl bir oranda değiştiğini bilmiyoruz ve işte bunu bulmamız gerekiyor. Hadi biraz düşünelim. İsterseniz soruda bize verilen bilgileri inceleyerek işe başlayalım. Öncelikle bize suyun hacminin zamana göre nasıl değiştiğini veriyorlar. Bunu hemen not edelim. Evet, suyun hacminin zamana göre nasıl değiştiğini biliyoruz. Saniyede 1 santimetre küp. Bulmamız gereken şey ise bu yüksekliğin zamana göre değişiminin ne olduğu. Evet, bu yüksekliğin zamana göre değişimi. Az önce de söylediğim gibi yükseklik şu anda 2 santimetre ama ben su dolmaya devam ettikçe bu yüksekliğin zamana göre nasıl değişeceğini merak ediyorum. Evet, eğer bunun neye eşit olduğunu bulabilirsek soruyu da çözmüş olacağız. Bunu herhangi bir andaki hacimle herhangi bir andaki yükseklik arasında bir ilişki bularak çözebiliriz ve zincir kuralını uygulayarak bu ilişkinin türevini aldığımızda da suyun derinliğindeki değişimin hacimdeki değişimle olan ilişkisini bulabiliriz. Ad adım adım ilerleyelim. Ne demiştik? Öncelikle herhangi bir anda hacim ve yükseklik arasında bir ilişki bulmaya çalışacaktık. Koni'nin hacim formülünü şuraya not etmiştim. Taban alanının 1 bölü 3'ü çarpı yükseklik. Şu anda ispat yapmayacağım ama isterseniz daha sonra buna da değinebiliriz. Özellikle de integral kalkülüsteki dönel katı cisimleri görmeye başladığımızda bunu rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi Bunları unutun ve koninin hacminin bu şekilde hesaplandığı konusunda bana güvenin olur mu? Evet. Buna göre bana hacimle yükseklik arasında bir ilişki kurabilir misiniz? Soru bu. Suyun hacmi maviyle yazayım. Evet, suyun hacmi 1 bölü 3 çarpı suyun yüzeyinin alanı çarpı suyun yüksekliği yani. Aşağı eşit. Peki, suyun yüzey alanının A cinsinden neye eşit olduğunu bulabilir miyiz? Buranın çapının 4 santimetre olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Kabın yüksekliği de 4 santimetre ise bu oran suyun tüm derinlikleri ya da yükseklikleri için geçerli olmak durumunda. Başka bir deyişle çapla yükseklik arasındaki oranın her zaman aynı olacağını. Evet bunu söylemeye çalışıyorum anlaştık mı? Herhangi bir anda bununla bunun arasındaki oran aynı olacak. Yani eğer suyun yüksekliğini aş olarak adlandırırsak yüzeyin çapı da aşa eşit olacak. Bunu kullanarak yarıçapın neye eşit olduğunu da bulabiliriz değil mi? Bu durumda su yüzeyinin alanı pi çarpı r kare yani pi çarpı h bölü 2'nin karesidir. Buradaki 1 bölü 3'ü ve buradaki h'yi de unutmayalım. Daha sade hale getirebilir miyiz? Şimdi ona bakalım. 1 bölü 3 çarpı pi çarpı h kare bölü 4 çarpı h. Bu da pi çarpı h küp bölü 12 eşittir. Evet bu hacim. Şimdi de hacmin zamana göre nasıl değiştiği ile yüksekliğin zamana göre nasıl değiştiğini bulacağız. Zamana göre değişimi aradığımız için iki tarafında zamana göre türevini alalım. Burada kendime biraz yer açmak için şunu biraz sağa kaydıralım. Ve iki tarafında zamana göre türevini alalım hacmin zamana göre türevi ve eşitliğin sağ tarafının zamana göre türevi. Hacmin zamana göre türevi yerine dv bölü dt yazıyorum. Evet, dv bölü dt eşittir. Sağ taraftaki sabitleri dışarı çıkaralım. Pi bölü 12 çarpı H küpün zamana göre türevi. Birazdan yapacağım şeylerin biraz daha açık olması adına H'ın zamanın bir fonksiyonu olduğunu varsayacağız ve bu son derece doğru bir yaklaşım çünkü zaman geçtikçe konuya daha fazla su dolduğu için yükseklik değişecek. H üzeri 3 yazmak yerine h t üzeri 3 yazacağım. Neden? Çünkü yüksekliğin zamanın bir fonksiyonu olduğunu biliyoruz dedik değil mi? h t üzeri 3'ün t'ye göre türevi nedir? Zincir kuralını uygulayacağımızı düşünüyorsanız, son derece haklısınız. Önce şurayı baştan yazalım. dv bölü dt, pi bölü 12 çarpı. bunun t'ye göre türevi. Burada üssü 3 olan bir şey var. Üssü 3 olan bir şeyin, bir şeye göre türevini alacağız. İnanın ne dediğimi ben de bilmiyorum. Onun için şöyle farklı bir renk kullanayım. 3 çarpı bunun karesi çarpı bunun t'ye göre türevi evet çarpı pembeyi daha önce kullanmışım dh. DH veya bölü DT. Söylediklerimin çok açık olmasını istiyorum. Zincir kuralını kullandığımızda buradaki turuncu terim HT üzeri 3'ün HT'ye göre türevi. Bunu HT'nin T'ye göre türeviyle çarpıyoruz ve Tüm bunun yani ht üzeri 3'ün t'ye göre türevini elde etmiş oluyoruz. Anlaştık mı? Neymiş? ht üzeri 3'ün t'ye göre türevi. Bu operatör bunun zamana göre nasıl değiştiğini verir. Biraz daha temiz olması için yaptığım her şeyi bir daha yazacağım. Burada dv yani hacmin zamana göre değişimi var. Hacmin zamana göre değişimi pi bölü 12 çarp. 3 çarpı ht'nin karesi çarpı yüksekliğin zamana göre değişimi yani dh bölü dt. Kafanız karışıp burada h'ye göre türev almaya çalışmış olabilirsiniz ama bulmak istediğimiz değişimin zamana göre olan değişim olduğunu unutmayın olur mu? Hacmi yüksekliğin bir fonksiyon olarak ifade ettik ama yükseklik de zamanın bir fonksiyonu. Her şeyin t'ye göre türevini almamızın sebebi de zaten bu. h'nin ya da ht'nin türevini alırken zincir kuralını kullanıyoruz. Çünkü h zamanın bir fonksiyonu. Şimdi bana bu ifadenin ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Bu soruyu ele aldığımız anda dv bölü dt'nin saniyede 1 santimetre küp olduğunu biliyoruz. Evet bu 1 santimetre küp bölü saniyeye eşit. O anda yüksekliğin ne olduğunu da biliyoruz değil mi? 2 santimetre. O halde buradaki tek bilinmeyen yüksekliğin zamana göre değişimi. Yani bulmak istediğimiz şey. 1 santimetre küp eşittir. Ee, kafamızı karıştırmasın diye birimleri yazmayacağım. 1 eşittir. Pi bölü 12, daha nötr bir renk kullanalım. Pi bölü 12 çarpı 3 çarpı h kare. h 2 olduğuna göre h kare 4 olacak. 3 çarpı 4. Evet, pi bölü 12 çarpı 3 çarpı 4 çarpı d h bölü dt. Bunların hepsi 1'e eşit. Şimdi nötr renge geri döneyim. 1 eşittir 3 kere 4. 12 eder. Bunlar birbirini götürür. 1 eşittir pi çarpı dh bölü dt. İki tarafı bir de pi'ye bölelim. Evet bir alkış hak ettiğimizi düşünüyorum yavaş yavaş. Kabımıza saniyede 1 santimetre su koyarken ve yüksekliğin 2 santimetre olduğu o anda yüksekliğin zamana göre değişimi 1 bölü pi'miş. Birim analizi yapmadım ama bunun santimetre bölü saniye olacağını biliyorum. Evet eğer isterseniz buraya birimleri koyarak siz analiz yapabilirsiniz ama sonuç tam o anda yüksekliğin saniyede 1 bölü pi santimetre değiştiği olacaktır.